ATV Avrupa ekranlarından harika bir pazar gününden herkese keyifli hafta sonları diliyorum. Ben Medikal Direktör İbrahim Çevik. Bugün de alanında uzman konuğumla en sık yapılan estetik ameliyatları ve saç ekimini konuşacağız. Çaylarınızı kahvelerinizi hazırlayın. Pazar sohbeti başlıyor. Burun estetiğinde doğal görünüm nasıl sağlanır? Karın germe ve meme estetiği aynı anda yapılabilir mi? Liposuction'la zayıflanır mı? En sık yapılan estetik ameliyatlarını estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Orhan Tuğrul anlatacak. Saç ekimi nedir? Saç ekimi yaptıracak kişiler nelere dikkat etmelidir? Kök hücreli saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimindeki güncel tedavileri medikal direktör İbrahim Çevik anlatacak. Az sonra. Evet, plastik cerrahi uzmanı Orhan Tuğrul hocamla beraberiz. Bu hafta yine birbirinden değerli sorularımız var. Hepsini cevaplamaya çalışacağız. Orhan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim hocam. Evet, çok sorular var. Yine bugün karışık, burun estetiği, liposuction, karın germe. En çok yaptığımız işlemleri evet, üzerinden tekrardan bir geçelim istiyoruz. Evet. Müsaadeniz olursa burunla başlamak istiyorum. Tabii. İlk sorum, doğal burun estetiği deyince ne anlamalıyız? Burun estetiği kişiye özel mi yapılmalı? Şöyle cevap vermek istiyorum. Mesela çok küçük bir nüans. Burnun estetik durmasıyla burnun estetikli durması. Aslında birbirine çok uçurum iki şey. Mesela estetik duruyor dediğimiz zaman daha güzel, göze hoş bir görünüm ama estetikli dediğimiz zaman dışarıdan anlaşılan işte... Yani doğal olmayan. Yani evet. Hastalar mesela en çok bize şu şeyle geliyor. Yani %80, %90 tabii ki bunların içerisinde istisnalar vardır. Genellikle doğal bir burun estetiği isteğiyle geliyorlar bize. Yani dışarıdan göze hoş görünsün ama kimse bunun ameliyat olduğunu anlamasın. Yani bu şekilde olduğu için doğal burun evet. estetiği dışarıdan çok fazla anlaşılmayan bir burun estetiği olarak anlayabiliriz. Ama bundan herhalde bir 20 yıl, 30 yıl önce tıp teknoloji bu kadar gelişmediği dönemlerde hani hatırlıyorum Türk lokumu diye bir burun şekli vardı. Evet. Ve bütün mankenlerin burunları aynı tipti. Yani şöyle tarif edeyim. Burun sırtı olabildiğince indirilmiş. Evet. Sadece küçücük bir burun ucu. Aşırı da kalkık bir burun ucu oluyordu mesela. Evet. O mesela hani nasıl diyeyim amiyane tabirle böyle deliklerin çok göründüğü domuzcuk burnu falan diyorlar ya. Evet evet. Bir ara modaydı ama şu an ondan tamamen vazgeçildi gibi. Tabii isteyen hastaları var ama şu an bence yeni trend yapıldığı çok fazla anlaşılmayan göze hoş gelen doğal burunlar. Kişiye bence. Özel burunlar. Kişiye özel çok tabii güzel. Ki. Evet. İkinci sorum, burun estetiği ameliyatları erkek ve kadınlarda farklılık gösteriyor mu? Tabii ki farklılık gösteriyor İbrahim Hocam. Şimdi şöyle, biz burun ameliyatlarını yaparken öncesinde çizimlerimizi yapıyoruz. Hastalarımızla tartışıyoruz mesela. Erkeklerde burun sırtının daha düz olduğu, daha böyle natürel burunlar göze hoş görünürken, kadınlarda mesela burun sırtı mesela biraz daha kavisli olduğu zaman göze daha hoş görünebiliyor. Tabii ki bunu hastayla beraber tartışmamız gerekiyor. Hani nasıl bir burun istiyor? Şimdi şöyle mesela bazı insanlar bir burnu çok beğenir ama mesela onların içinden mesela bu burnu beğenmeyenler de çıkabilir. Yani herkesin hı hı. güzellik algısı farklı olduğu için ama biz genel güzellik algısı yerine kişiyle beraber birebir tartışarak bu operasyonları yapmak gayreti içerisinde oluyoruz. Yani hastalarımızın isteği bizim için çok önemli. Mutlaka ameliyat öncesi dönemde hastalarımızla konuşuyoruz nasıl bir burun istediğine dair. Bunları beraber birlikte ortak bir karar aldıktan sonra zaten başarı ortaya çıkıyor. Evet, yani çok fazla karşılaşıyoruz. Açık ve kapalı burun ameliyatı. Evet. Orhan Hocam nasıl yapılır? Neye göre tercih edilir açık yani, ve kapalı? Yani kabaca dediğiniz gibi açık ve kapalı iki çeşit yapılıyor. İki burun deliğinin arasında kolümelle dediğimiz bir cilt vardır. Eğer bu cildi kesip ameliyata başlıyorsak eğer buna açık rinoplasti diyoruz. Sadece burun deliklerinin içerisinden yapıyorsak bu kesiyi, burada kapalı rinoplasti diyoruz. Hani birbirine göre avantajları ve dezavantajları olan iki teknik ama burun ucundaki kesiyle aslında mesela kısa bir şekilde farklılığı o diyebiliriz yani. Evet. Ama temel olarak yaptığımız şeyler işte burun ucu şekillendirmesi, işte kemiklerin yeniden şekillendirilmesi, kemerin alınması, eğrilik düzeltilmesi hem açık teknikte hem de kapalı teknikte ikisinde de beraber yaptığımız bir işlem yani. Evet.
Bu arada izleyicilerimizden çok fazla sorular var. Yine sorularını iletmek isteyen izleyicilerimiz ekran altlarında yazan WhatsApp numaralardan bize fotoğraflarını gönderebilirler. Soruları iletebilirler. Onların da sorularına cevap vermek isteriz. Bu arada Marco Vizyon'a geçebiliriz Orhan Hocam. Nasıl isterseniz. Orada devam edebiliriz. Hı hı. Detaylı bir şekilde. Hem izleyicilerimiz görsel olarak gördükleri zaman daha akılda kalıcı bilgiler ortaya çıkabiliyor. Evet. İsterseniz geçelim buyurun. Tabii ki. Evet. Evet Orhan Hocam, kısaca burnu anlatır mısınız? Burada kemerli bir burun görüyoruz. Evet, şimdi ben gibi. Genel olarak ameliyattan bahsedeceğim. Animasyonumuzda hızlı bir şekilde gösteriyor zaten. Evet. Her iki burun deliğinin arasından bir kesi yaparak işleme başlıyorsak biz buna açık rinoplasti diyoruz. Burada burnumuzun temel bileşenleri işte kemik ve kıkırdak yapıları, ona bağlı işte bir kemer falan varsa bunları görebiliyoruz. Genel anestezi altında yapılıyor. Yani tamamen uyutularak yapılıyor. Lokal anesteziyi çok fazla tercih etmiyoruz. Tabii ameliyattan öncesinde buruna çeşitli anestezik maddeler de veriyoruz. Hem ameliyat sırasında daha rahat, daha konforlu bir görüş alanı sağlıyor bize. Hı hı. Hem de ameliyat sonrasında daha az ağrı olması için lokal anestezi yaparak başlıyoruz. Ardından her iki burun deliğinin arasından bir kesi yaparak işleme başlayabiliriz. Ya da kapalı ameliyat tercih ediyorsak orayı kesmeden sadece burun içerisinden de yapabiliriz. Bu hastayla konuştuğumuz ameliyatı yapacağımız tekniğe göre değişiyor tabii ki. Kemer dediğimiz burada kemik kemerden törpü işlemi yapabiliyoruz. Evet. Burun ucunu daha böyle kalın ve kaba gösteren kıkırdaklardan küçük kesme işlemleri yaparak burun ucunu daha kibar hale getirebiliyoruz. Hı hı. Eğer burun ucu mesela düşükse bu kıkırdakları yeniden şekillendirerek burun ucunu yukarıya doğru kaldırabiliyoruz. Hı hı hı. Yan taraflardan tabii ki gene kemikleri şekillendirme yaparak gerek testereyle olsun gerek törpüyle olsun daraltabiliyoruz. Yani burnu küçültmeye yönelik ne varsa biz bunu ameliyatta yapabiliyoruz. Çok sık da yaptığımız bir ameliyat. Yani güvenle yaptığımız bir ameliyat. Ameliyat bitiminde hastalarımıza silikon tampon kullanıyoruz. Bu silikon tamponun özelliğini içi deliklidir. Hasta ameliyattan sonra istediği gibi nefes alır. Zaten ameliyat sonrasında hastalarımıza bazı ilaçlar öneriyoruz. Çeşitli burun yıkamaları falan. Güzel bir şekilde yıkarsa eğer kesinlikle ameliyat olduğunu bile anlamaz. Bir hafta boyunca çok rahat bir şekilde burnundan nefes alır. Ameliyattan sonra gene bir bantlama yapıyoruz ve alçı yapıyoruz burun sırtına. Daha fazla şişlik olmasın ve verdiğimiz şekli korusun diye. Bunları genelde birinci haftada çıkartmayı öngörüyoruz. Buyurun hocam siz. Peki merak ediyorum. Yurt dışına gelecek özellikle izleyicilerimiz için kaç günlüğü ayırsınlar? Şimdi şöyle hocam, çok güzel bir soru. Ameliyat bir gün için hastanede kalış süresi var. Bir hafta sonra biz alçı ve tamponu çıkartmak için kontrolü çağırıyoruz. Ama bazı hastalarımız, hocam biz yurt dışında da kendi doktor arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var, ev doktorlarımız var. Biz gidebilir miyiz? 2 ya da 3 günden sonra seyahat edebilirler. Hani bu çok böyle istemediğimiz bir şey. Ama bir hafta kalsınlar. Maksimum bir hafta, 4-5 günde yeterlidir. Yani zamanı kısıtlı olan hastalarımız için 5 gün diyebilirim. Evet. İdeal sürede 7 gün ama. Evet. 7. gün yaptıktan sonra alçıyı ve tamponu çıkartıyoruz. Sonrasında hastamızı çok normal bir şekilde uçağına binebilir, seyahatini yapabilir. Hiçbir problem de olmaz. Yani zaten birçok operasyonlarda olduğu gibi Türkiye'de de burun operasyonu değil mi? En fazla yapılan. En fazla. Operasyonlarda ve Türkiye'de en fazla yapılan. Evet, rinoplasti. Dünyada da en fazla yapılan. Değerli arkadaşlar, direkt meme operasyonuna geçsek. Hocam burada ilk sorum şöyle, kadınlarda büyük memeler hangi sağlık sorunlarına sebep vermektedir? Şimdi şöyle, bir kere büyük göğüsler bel ve boyun ağrılarına sebep olabilir. Sıcak yaz aylarında memenin birbirine değen göğüs ön tarafına değen kısımlarında mesela alerji olabilir, pişik olabilir, isilik olabilir. Onun haricinde yani kıyafet seçmede hastalarımız mesela zorlanabilir. Mesela hastalarımız en çok bize diyor ki hocam ben spor yapamıyorum. Yani koşarken beni çok rahatsız ediyor. Sürekli önümde bir ağrı var gibi hissediyorum. Ağırlık var gibi hissediyorum diyor. Yani şöyle, meme küçültme ameliyatı estetikten ziyade bence sağlık şeyinin daha ön planda olduğu bir ameliyat. Yani en çok önerdiğimiz ameliyatlardan da bir tanesi. Neden oluyor? İşte ileri yaş,
Yani yaş ilerledikçe göğüsler büyüyebiliyor. İşte kilo alıp verme, işte çocuk doğurma, emzirme. Bu süreçlerin hepsinde göğüs deforme olabiliyor. Kilo aldıktan sonra hani bütün vücutta bir yağlanma olduğu gibi göğüslerde de olabiliyor. Tabii ki bu beraberinde sağlık sorunlarını ortaya çıkartıyor. Ortaya nedir? Yani en çok dediğimiz gibi yani süt yiyen askı izi oluyor mesela. Hastalar bel ve boyun ağrısında boyun fıtığına kadar ilerleyebiliyor. Yani hani evet. Böyle bir şikayeti varsa hastaların yani çok beklemelerini önermiyoruz. Çünkü göğüs yani hastalarımızdan diyoruz. Hocam mesela ben zayıfladım diyor mesela bize. Ama göğüslerim küçülmedi diyor. Yani vücuttan kiloyu veriyoruz ama göğüsten çok fazla veremiyoruz evet. Maalesef. Dilinize sağlık hocam. Bu arada tabii burun operasyonundan sonra dünyada ve Türkiye'de en fazla yapılan operasyonlardan bir tanesi de meme protez ameliyatı. Meme büyütme evet. Meme büyütme. Bu konuda bilgi verir misiniz animasyonumuz üzerinde tabii ki anlatarak? Şöyle burada evet. Kullanılan protezler iki çeşit. Yuvarlak protez round dediği ve damla protez anatomik protez dediği. Yani bu şekillerine göre ikiye ayırabiliyoruz protezleri. Evet. Hastalara yani protezi koyacağımız yere göre de işte gerek kas altına koyabiliyoruz, gerek kas üstüne koyabiliyoruz. Süt bezlerine zarar vermemesi açısından kendi açım, kendi pratiğimde ben daha kas altı protez koymayı tercih ediyorum. Bir de şöyle, gene bütün estetik operasyonlarda olduğu gibi hastalar doğal bir görünüm istiyor hocam. Yani hani evet. Ameliyat olduğu belli olmasın. Şimdi eğer hastamız genelde bize mesela meme büyütme için başvuran hastalar daha genç yaşlardaki kadın hastalarımız. Evet. Şimdi bu hastalar da genelde zayıf oluyor hocam zaten. Doğum yapmamış, emzirmemiş. Evet. Daha düz bir göğüsleri olduğu için kasın üzerine koyduğumuz zaman protezler daha belirgin oluyor. Belirgin oluyor. Yani bu da mesela hani sanki orada bir yapay bir şey varmış evet. Görünümü doğal veriyor. Olmayan bir görüntü tabii, ortaya çıkıyor. Yani protezi kaplayan cilt ve cilt altı meme dokusu ne kadar kalınsa ve biz bunu kasla... Ne kadar bir bütünse tabii, o kadar yani doğal bir görüntü olacak. Bir bütün olarak mesela kasın altına koyduğumuz zaman tam bir meme görünümü elde edebiliyoruz. Evet, evet. Bu arada animasyonumuz devam tabii etsin. Ki. İsterseniz bir de onun üzerinden anlatmaya devam edelim. Evet. Burada protezin yüzeylerine göre de ayırmış tabii evet. Ki. Düz yüzeyli protezler, evet. Pürtüklü yüzeyli pürtüklü protezler, evet. Silikon dediğimiz içi jel dolu implantlar evet. Ve bunlar patlamayan. Yani... Tabii bunlar zarar görmüyor. O salin evet. Dediğimiz çok eski dönemlerde kullanılan implantlardı. Evet. Yani içi serum fizyolojik onlar dolu. Onlar da üretimden kaldırıldı zaten. Çok kullanılmıyor. Evet. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde kullanıyorlar ama Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor. Şunlar süt kanalları mıdır? Evet, meme bezleri oluyor. Meme, bezleri, yani, evet. Meme başına giden çeşitli süt kanalları. Biz meme büyütme ameliyatlarında hiç bu kanallara zarar vermiyoruz. Yani hastaların mesela endişeyle sorduğu sorulardan evet. Birisi, hocam emzirebilir miyim? Evet. İleride çocuğu... Protez taktırdıktan sonra da doğum yapabilir ve emzirebilir. Tabii ki hiçbir problem olmaz. Evet. Biz yani şöyle kısaca ondan da bahsedeyim. Genellikle memenin alt kısmında 3,5-4 santimlik bir kesi yaparak operasyona başlıyoruz. Göğüs kasını görüyoruz. Kası kestikten sonra yani küçük bir protezin gireceği kadar bir cep oluşturuyoruz. Onun altına koyduğumuz zaman yani bizim meme dokusuyla bu mesela süt kanallarıyla falan hiçbir bağlantımız olmuyor. Evet. Yani oraya evet. Hiç dokunmuyoruz, oraya ulaşmıyoruz yani. Orada da zaten küçük bir iz oluyor. O da, belirsiz. O da şöyle hocam zaten evet. O da çok mesela trik bir nokta. Protezi koyduğumuz zaman bu iz protezin hemen altında kalıyor. Yani bir nevi protez o izi kapatıyor aslında. Kapatıyor. Ve bir evet. Yıl geçtikten sonra da yani silik çok böyle saç evet. Teli çizgisi kıvamında 3,5-4 santimlik bir kesi oluyor. Şu kas altı oluyor. Tabii ki burada kas altı. Şu da kas üstü. Burada kas üstü. Kas üstü. Kas altına koyduğumuz çok daha doğal, çok daha vücut bedenle bir bütünlük arz ediyor. Tabii ki mutlaka evet. Bütün protezler kas altına koyulmalı. Bir şey öyle bir kural kaydı yok. Hastanın mesela yeterli meme dokusu vardır. Evet. O zaman kas üstüne de koyabiliriz. Hani bu da tanımlanmış bir tekniktir yani. Hani en fazla kas altı kullanılıyor ya da kas üstü kas altından daha iyidir gibi bir şey diyemeyiz. Ama genellikle biz hastaların fiziki özelliklerine göre eğer göğüs ön duvarında yani hani meme dokusu azsa kas altı kullanmak çok daha evet. Uzun ömürlü oluyor. Evet. Ve daha doğal bir sonuç elde evet, ediyoruz. Dilinize sağlık. Meme protezleri ve meme küçültme operasyonuyla alakalı detaylı bilgileri verdiniz. İsterseniz karın germe operasyonlarına geçelim. Tabii hocam. Orada oturarak devam isterseniz. Edelim. Aha. Karın germe ameliyatı nedir ve nasıl yapılır diyorum ve buyurun geçelim isterseniz. Sağ olun.
Evet Orhan Hocam, karın germe operasyonu nedir ve nasıl yapılır? Şimdi şöyle hocam, karın germe operasyonu karın ön duvarında kasların da zayıflamasıyla birlikte karın cildinde sarkma olduğu zaman oradaki o cildi toparladığımız operasyona genellikle bir karın germe operasyonu diyoruz. Bunun belli çeşitleri var. İşte tam karın germe, mini karın germe. Sebepleri nedir hocam? Önce ona değinecek olursak. Neden karın germeye ihtiyaç duyuyor? Tekrarlayan doğumlar, ikiz evet. gebelikler, çoğul gebelikler, hızlı kilo alıp verme, ilerleyen yaş, böyle spordan uzak bir yaşam. Yani evet. oturarak işte çalışma, işte fast food beslenmeler, yani hani yağlı beslenmeler, yani kilo artışı karında sarkmaya neden olabiliyor. Kadınlarda daha sık görünmekle beraber her iki cinste de görülebiliyor. Yani hem erkek hastalarımız oluyor bizim, hem de kadın hastalarımız oluyor. Ama daha çok bizim hani bir oranlama yaparsak eğer, mesela daha yüksek bir yüzdeli grup doğum yapmış, birkaç kez doğum yapmış ve doğum sıralarında aşırı kilo alıp verme, hızlı evet. kilo alıp verme dönemleri. Mesela evet. şöyle düşünün hocam, bir yıl içerisinde 20-25 kilo alıyorsunuz. Sonra 6 ay içerisinde tekrar veriyorsunuz. Bir de mesela 1 yıl sonra tekrar hamile kalıyorsunuz. Aynı süreç bir daha. Yani karın büyüyor, cilt esniyor. Sonra tekrardan zayıflıyor, içerisi boşalıyor. Bu sefer cilt kendini biraz bırakıyor. Bu böyle olduğu zaman da yani hastalarım böyle daha spor yaparak ben bunu toparlarım gibi bir şey çok söz konusu olmuyor. Genellikle bize başvuruyorlar, estetik cerrahlara başvuruyorlar hastalarımız. Bu da çok sıklıkla yaptığımız bir operasyon. Yani mommy makeover diyorlar, mesela annelik estetiği, karın germe ile beraber işte göğüs estetiği, işte meme toparlama, meme dikleştirme, meme küçültme. Yani kombine operasyon olarak da yapılabiliyor tabii, karın germe. Beraber yani karın germeyi birçok estetik operasyonlarla beraber yapabiliriz. Ama karın germe ile birlikte herhalde olmazsa olmaz liposuction uygulama. Evet, yani yağ emme, yağ alma, yağ operasyonu da beraber uygulanıyor. Yani şöyle düşünün hocam, yani izole. Mesela şu hastalar da çok geliyor bize karın germe için. Obezite ameliyatı oluyor hastalarımız. Evet. 50 kilo, 60 kilo, 80 kilo veren hastalarımız oluyor. Bunu verdiği zaman evet, mesela yağ tamamen gidiyor ama çok ciddi bir deri sarkması oluyor. Yani bir balon gibi değil mi? Balonun sonuna kadar şişiriyorsunuz. Bıraktığınızda aynen, bir... içi su dolu bir torba diyorum torba mesela ben de. Torba gibi ortaya çıkıyor. İçindeki evet. mesela su nedir mesela? Bizim yağımız. Evet. Yağ azaltıyoruz oradan. Yağ gidiyor. Suyu boşalttık. Ama poşetimiz genişti, yani poşetten evet. almadığımız için, ciltten almadığımız için o ciltte mesela bir sarkma oluyor. Hani bunlar da azımsanmayacak derecede önemli bir grubu oluşturuyor karın germe için. Yani aşırı kilo verilen hastalar, yani obezite ameliyatı sonrasında onlar da bize çok sıklıkla başvuruyor. Dediğim gibi çeşitleri var. Bu teknikleri nelerdir hocam karın germe operasyonu? Şimdi şöyle, hastanın ihtiyacına göre. Evet. yapıyoruz. Mesela tam karın germe dediğimiz, mesela genital bölgenin bir 6 ya da 7 santim üzerinden noktamızı belirliyoruz. Oradan sarkıklığın olduğu bölümlere kadar sağ ve sol tarafa doğru ameliyat öncesi çizimlerimizi yapıyoruz. Belki görsellerde de görebiliriz. Belki vardır animasyonlarda, bilmiyorum. Evet, evet. Genellikle hani hastalar şöyle gözünde canlandırabilir. Her iki leğen kemiğine kadar, yani oraya kadar uzanabilir. Tabii hastadan hastaya değişir. Orayı da geçebilir, oraya gelmeyebilir. Yani çamaşırınızın içinde kalacak bir iz gibi düşün. Ameliyata oradan başlıyoruz. Evet. Ardından karın cildini, mesela tam karın germe için bahsediyorum. Bu kaburgalarımızın altına kadar açıyoruz. Hı-hı. Açtıktan sonra tabii ki bu ameliyata başlamadan önce liposuction yaparak işte bel bölgesinden, sırt bölgesinden, simit bölgesinden mutlaka ve karın ön duvarındaki yağları inceltiyoruz. Evet. İstediğimiz yere, şeye geldikten sonra, kıvama geldikten sonra cerrahi operasyona başlıyoruz. Tabii ki bunu ameliyat öncesinde çizimlerimizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra karın cildini serbestliyoruz. Burada tabii ki yeni bir göbek deliği. Aslında şöyle, var olan göbek deliğimizi biz koruyoruz bu ameliyatta. Yeni evet. bir göbek deliği oluşturmuyoruz. Evet. Bunun sadece yerini değiştiriyoruz. Göbek deliğini koruyarak üst tarafa kadar açıyoruz karnımızı. Karnı açtırdıktan sonra germe işlemini yapıyoruz. Hani ne kadar cildimiz fazla. Bunu tabii ki ameliyat esnasında hastaya gerekli pozisyonlar vererek anladığımız bir operasyon. Bir de şöyle hocam, burada en önemli şeylerden birisi mesela
kilo alıp verdiğimiz zaman ciltle beraber kaslarımız da gevşiyor. Evet. Yani rektus dediğimiz karın ön duvarındaki kaslarımız mesela. Biz mesela karın germe ameliyatlarında mutlaka bu kasları da sıkılaştırıyoruz. Yani ameliyattan önce dışa doğru bombe olan bir karın ameliyattan sonra daha dümdüz, içe doğru. Dümdüz ya da daha içe doğru. Daha çok içe doğru bir karına dönüşüyor. Güzel bir şey oluşturuyoruz, görünüm oluşturuyoruz. Bunu da kasları onararak yapıyoruz hocam. Peki karın germe operasyonu yapmadan da yapılabiliyor mu bu operasyon? Karın kaslarını sıkılaştırmama. Evet, evet. Biraz zor hocam. O, zor değil mi? Muhakkak orayı açmak lazım. Orayı açmak, o kasları görmek gerekiyor. Kasları hani, görmek bakın gerekiyor. Bakın mesela animasyonda evet. Şu an gene gösteriyor. İşte öncesinde yağ dokudan alınıyor. Evet. Mini karın germe mesela. Mini karın germeden de bahsedeyim isterseniz. Evet, evet, lütfen. Böyle daha az cilt fazlalığı olan, yani göbek deliğinin altında. Hani mesela sezaryen izi gibi. Kıvamında. Yani sezaryen izi kıvamında. Sezaryen olan hastalarda mesela daha çok olur. Daha zayıf olan hastalarda, daha genç olan hastalarda aşırı kilo vermemiş ama doğumlardan sonra sadece göbek altındaki bölgede cilt fazlalığı olan hastalara yaptığımız bir operasyon. Bunun izi daha küçük oluyor. Bunda mesela göbek deliğinin yerini değiştirmiyoruz. İyileşme daha hızlı oluyor. Tabii ki bunda da karın kaslarını onarıyoruz ama mini karın germe, tam karın germe. Bir de mesela mininin tam tersini düşünün hocam. Böyle 360 derece hani bu ciddi deri fazlalığı olan ve bu deri fazlalığı yanlara doğru uzanan hastalarımız oluyor mesela. Evet. Bunlarda da tam tur yani hani belle beraber yapıyoruz mesela bu işlemi. 360 derece bir germe oluşturuyoruz. Hani bunda mesela nasıl bir avantajı oluyor? Yani şimdi şöyle ön tarafı toparladık. Yanları bıraktığımız zaman olmaz yani. Hani şekil tabii, olarak tabii. Bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Burada mesela sırtı da gerebiliyoruz. Ayrıca mesela popoda bir sarkma varsa oradan cilt aldığımız zaman bir popoda mesela şekillenmiş oluyor. Bel kavisi mesela daha iyi görünür hale geliyor. Yani 360 yapabiliriz dediğim gibi tam karın germe, mini karın germe. Buna karar verirken de hastanın ameliyat öncesi fiziki özellikleri, yani muayene bulgularına göre şey yapıyoruz. Evet. Peki karın germe operasyonlarından sonra bir bayan için ne kadar süre sonra hamile kalabilir? Şöyle hocam, operasyondan bir yıl geçtikten sonra hamile kalabilir. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Tabii ki hastalara şunu söylüyoruz. Hani evet bakın güzel bir operasyon yaptık. Gerekli karın cildinizi aldık. Deformasyonlarınızı giderdik. Hamile kalırsanız eğer tabii ki bu sizin bileceğiniz bir şey. Çok fazla kilo alıp vermemeye dikkat edin. Yani biraz daha dengeli olun. Özellikle dikkat etsinler. Yani evet mesela karın germe ameliyatı oldu. Gene mesela 30-40 kilo aldı. Ya bozulabilir mi? Yani siz hocam cevap verin. Mesela ameliyat hamilelikte 30 kilo alan birinin mi karnı deforme olur? Tabii. 10 kilo alan birinin mi karnı deforme olur? Tabii. Yani o yüzden bunun bir dengesini korumak lazım. Mesela illa hamile olmasına gerek yok. Evet karın germe yaptık. Çok fazla kilo aldı. Çok kilo almasını önermiyoruz. Tabii, yani hani bozulabilir mi? Tabii ki bozulabilir. Evet, evet, evet. Evet. Tüp mide ameliyatından sonra karın germe ameliyatı ve iyileşme sürecinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki buna hocam şöyle post bariyatrik cerrahi diyoruz biz. Yani evet. Mide küçültme işte tüp mide olabilir, mide botoksu olabilir, mide balonu olabilir. Mideye yönelik bir işlem yapıldıktan sonra hastalarımız da tabii ki bunu çok yakından biliyordur. Ciddi bir kilo azalması oluyor. Bu kilo azalması yani kendi hastalarımızdan da biliyoruz. Hani başka arkadaşlarımızın da konuştuğu şeyler. Yani 80 kilo, 100 kilo, 120 kilo veren hastalarımız oluyor. Böyle olduğu zaman yani karın cildinde sarkma olabiliyor, kollarda sarkma olabiliyor, bacaklarda sarkma olabiliyor, göğüslerde sarkma. Yani burada mesela bir kombin, vücudu bir bütün olarak değerlendirip ilerlememiz gerekiyor. Evet. Çok sık yapılan operasyonlar, inanın yani bu obezite, yani çağımızın hastalığı, obezite birçok sağlık sorunlarına sebep oluyor. Hani hastalarımızın bu obezite ameliyatları olmalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Bu ameliyat olduktan sonra da korkmasınlar işte hani vücudum sarkar mı? Bunların telafisi ya da daha doğrusu çözümü var, var aslında. Var. Yani hiçbir şekilde bundan korkmasınlar. Yani bir ağır şey gibi bir yaşam gibi mesela hareketleri kısıtlanmış, işte spor yapamayan yani birçok sağlık sorununa
sebep oluyor aslında obezite. Gerek kalp hastalıkları olsun, gerek işte yüksek tansiyon olsun, iyileşme bozuklukları olsun, diyabet, yani bunların hepsini tetikleyen şeyler. Bunlar olduktan sonra genelde hastalarımız belli bir kilo veriyorlar. Bu da 6 ile 12 ay arasında. Yani kilo vermesi tamamlandıktan sonra bizlere başvuruyorlar. İşte biz de plastik cerrahlar olarak vücudun neresinde bir deformasyon varsa, işte karnında, kolunda, genelde zaten bütün bölgelerde oluyor. Ama burada herhalde tamamını tek operasyonla yapabildiğiniz gibi teki operasyona bölmek de mantıklı gibi. Tabii ki hocam. Şimdi şöyle, bunu hastanın hastaya çok iyi anlatmak gerekiyor. Evet. Ameliyat sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor? Yani mesela şöyle, bazı hastalarımız oluyor. Diyor ki hocam, ben ev hanımıyım. İşte evde istirahat edebilirim, dinlenebilirim. Benim için bir problem yok. İşte ne bileyim, ideal kilosuna gelmiştir. Herhangi bir ek sağlık problemi yoktur. Hastanın kan değerleri ameliyat öncesinde çok iyidir. Hepsini yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir de başka örnek vereyim. Mesela hocam, ben mesela zamanım var ama bu ameliyatı olduktan mesela 10 gün sonra ben işe başlamak istiyorum. Ya da ben 2 hafta izin alabildim. O yüzden tamam, diyoruz ki mesela bölelim, bir kısmını yapalım. Sonrasında kendinizi ne zaman iyi hissederseniz tekrar gelirsiniz. Tabii. Ameliyatınızı tekrar yaparız. Peki hocam, biraz da liposuction'dan bahsedelim. Yine çağımızın en büyük obeziteye götüren nedenlerinden bir tanesi. Evet. Aşırı kilo alma ve yağlanma. Ama tabii ki şunu biliyoruz, hiçbir zaman zayıflama operasyonları değil bu. Tabii şekillendirme operasyonu. Tabii ki, yani body contouring diyoruz, yani body shaping, body contouring, yani vücut şekillendirme. Evet. Yani en güzel sonuçları biz ideal kilosuna yakın, ideal kilosunun biraz üzerinde olan hastalarda alabiliyoruz. Yani liposuction, böyle sınırsız yağ aldığımız hastadan mesela 10 litre, 15 litre, 20 litre yağ alıp işte hastayı böyle çok İnceltme operasyonları değil. Hani hocam, bundan tekrar bahsetmenizi istiyorum lütfen. Tabii. Yani bazen şu oluyor, az önce de bahsettiğimiz gibi kişi zayıflayacağını düşünüyor liposuction'da. Yani ciddi kilo vereceğini düşünüyor. Aslında burada almış olduğunuz yağ miktarı çok sınırlı bir yağ. Şimdi şöyle hocam, bahsedeyim tekrardan. Aslında yani kitabi bilgi, önerilen yani sağlıklı bir operasyon ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında alabileceğimiz yağ miktarı kişinin ağırlığıyla doğru orantılı. Evet. Yani biz mesela kişinin ağırlığının %6, %8'ini geçmemeye çalışıyoruz. Yani kaba taslak, yani 80 kiloysa bir hastamız, bundan 6-6,5 litre gibi bir yağ alımını yeterli görüyoruz ilk etapta. Yani gerekiyorsa eğer bölüp mesela hani sonradan da devam edebiliriz. Yani şöyle düşün hocam, mesela 50 kilo bir hanımefendiyle 100-110 kiloluk bir beyefendiden tabii ki farklı. Yani, tabii farklı miktarlarda yağ alıyoruz. Hani kişinin ağırlığı önemli. Bir de alınan bölge de önemli. Mesela bütün vücuttan mı alacağız? İşte sadece bir bölgeden mi alacağız? Yani çok fazla yağ al, yani hani buna biz bir zayıflama ameliyatı olarak bakmadığımız için yani şekillendirme, vücudu daha iyi bir pozisyona sokabilmek için yaptığımız bir operasyon. Peki kişiler liposuction operasyonu olmadan önce kilo vermeliler midir? Şöyle hocam, hani bahsettim, ideal kilosuna yakın olan hastalar, yani vücut kitle indeksi diye bir şey var, işte kilonun boyun karesine bölünmesiyle işte ortaya çıkan bir hesaplama yöntemi. Mesela 25 ile 30 arası hafif kilolu gibi değerlendirilebilir. Mesela 25'in altı idealdir mesela. Ama mesela bunu yaptıktan sonra ne bileyim, mesela obeziteye yakın sınırda, örnek vereyim, boy 1.60, kilo 110. Yani bu hasta liposuction için çok uygun bir hasta değil. Yani biz bu hastaları öncesinde işte genel cerrahlara yönelip işte bir mide ameliyatı olabilir. Tabii ki ameliyat olmak zorunda değil. Diyet de yapabilir, spor da yapabilir. Yani hani hastalar bize gelsin işte, hadi biz sizi ameliyat edelim, bu değil. Yani hani bize gelip bize güvendiği zaman hastanın yani mutlu bir şekilde bizim yanımızdan ayrılmasını istiyoruz. Yani hastalara maksimum fayda vermek istiyoruz her zaman. Bilinçli bir şekilde gelsin. Tabii bilinçli şekilde gelsinler. Yani hani çok böyle hayal dünyasında yaşar gibi, işte ben bir ameliyat olmaya gideceğim, işte 30 litre yağ alınacak ya 20 kilo zayıflayacağım. Olmayacak. Böyle bir şey değil bu ameliyatlar. Peki bir de liposuction'da kullanılan teknikler var, cihazlar var. Bir de onlardan bahseder misiniz? Şöyle hocam, bazı yöntemler var. Mesela klasik, geleneksel liposuction. Yani burada mesela sadece içeriye bir solüsyon veriliyor. Bu solüsyonla
yağla beraber çözülmesini kendimiz bekliyoruz mesela. Evet. Sonra suction dediğimiz işte vakum yöntemiyle çekiyoruz. Bu birinci yöntem, yani ilk tanımlanan yöntem bu. Onun haricinde mesela hocam şey var. Ultrasonik ses dalgaları yardımıyla mesela bunlar yağ daha spesifik oluyor. Ultrasonik ses dalgaları cilt altındaki yağ dokuya özel oluyor. Evet. Bu yağ dokularını parçalıyor. Mesela kan damarlarına zarar vermiyor. İşte lenf bezlerine, sinir bezlerine, kaslara mesela zarar vermiyor. Yağ daha özgü oluyor mesela. Yağ mesela bu sefer mesela nasıl diyeyim hocam? Daha kolay bir operasyon. Hem ameliyat sırasında bizim için kolay, ameliyat sonrasında hasta için kolay bir operasyon. Bir de daha çok tercih edilen, değil mi? Tabii ki şu anda işte ultrasonik ses dalgaları yardımıyla yapılanlar var. Böyle ısı yöntemiyle yapılan liposuction yöntemleri var mesela. Hani evet. Klasik yönteme göre daha az kanama, daha az morarma, daha az şişlik, daha hızlı işe dönüş, daha konforlu, iyileşme, daha az ağrı. Yani hani tıp çok gelişti, çok ilerledi hocam. Bir de liposuction'dan sonra hani böyle çukurluklar, tümsekler, yani bu tarz şeyler olabiliyor mu? Düzensizlikler. Şimdi hocam mesela konunun başında da bahsettim. İdeal miktarda yağ almak. Yani hani derin tabaka, yüzeyel tabaka mesela vardır. Biz genellikle derin tabakadan yağ almaya çalışırız. Hani liposuction'ı eğer çok yüzeyel yaparsak ya da mesela alınması gereken 3 litreydi. Biz kendimiz zorladık, işte 5 litre, 6 litre almaya çalıştık zayıf bir kadından, zayıf ya da bir erkekten. Bu sefer ciltte düzensizlikler olabilir mi? Olabilir ama bu çok çok az gördüğümüz bir şey. Yani emin kişilerin, alanında uzman doktorların yaptığı operasyonlarda böyle yan etkileri, komplikasyonları çok fazla görmüyoruz. Evet, dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerle ilgili. Bu arada sokak röportajlarımız var hocam. İsterseniz onlara geçelim. Ondan sonra da devam edelim. En sevdiğim bölüm. Evet. Pazar sohbetinde bu hafta birbirinden güncel estetik ve güzellik konuları konuşulacak. Bütün bu konularla ilgili sokaktan merak edilen soruları aldık. Hocam merhaba, yeni doğum yaptım. Bebeğimi emziriyorum. Protez taktırmak istiyorum ama bebeğimi emzirirken bir sorun yaşar mıyım? Protezim zarar görür mü? Hocam merhaba, göğüslerim beden olarak biraz küçük, sarkma problemim de var. Protez taktırdığımda sarkmadan da kurtulur muyum? Hocam merhaba, kollarımda sarkmalar var. Nasıl düzeltebilirim? Hocam merhabalar, bacaklarımda ve karnımda sarkmalar var. Bu her iki bölgeyi de aynı anda ameliyat yaptırılabilir mi? Merhaba hocam, bir sorum olacaktı. Ben burun estetiği oldum, memnun değilim. Yine burun estetiği olmak istiyorum. Nefes problemi olabilir mi? Orhan hocam, sokak röportajlarını izledik. Heyecanlısınız. Gayet güzel sorular var. Cevaplamak istiyorsunuz. Ama? Önce reklamlar. Evet, Orhan hocam, sokak röportajlarıyla devam ediyoruz. Evet. Az önce izledik. İzleyicilerimiz birbirinden değerli soruları var. Bir tanesini okumak istiyorum. Hocam merhaba, hem bacaklarımda hem de göbeğimde sarkma var. Aynı anda iki bölgeye de deri germe ameliyatı yaptırabilir miyim? Yapılabilir. Sakıncası yok mu? Ya bir sakıncası yok. Evet. Hocam merhaba, kollarımda sarkma var. Sarkmayı gidermek mümkün mü? Mümkün. Mümkün. Gerekli liposuction. Yani sarkmanın derecesi bizim için önemli. Yani evet. Az bir sarkma varsa liposuction'dan toparlayabiliriz. Yok eğer sarkmamız çok derinleşmişse kol germe dediğimiz işte deri toparlama operasyonunu yapabiliriz. Evet. Bir de diğer bir sokak röportajında göğüslerim küçük, biraz da sarkma var. Protez taktırsam sarkma sorunu ortadan kalkar mı? Şimdi şöyle hocam, protez tek başına 1 ya da 2 santim göğüs ucunu yükseltebiliyor. Eğer meme ucu, meme altı katlantı kıvrımına kavramı hizasında sadece protez meme başını 1 ya da 2 santim yukarıya kaldırabiliyor. Yani bizim için gene ameliyat öncesi muayene çok önemli. Eğer meme başı, meme altı katlantı kıvrımı hizasında ya da daha altındaysa bu hastalara protez ameliyatıyla beraber bir dikleştirme ameliyatı daha uygun, daha iyi bir sonuç elde ederiz. Evet. Yine az önce sokak röportajında bir izleyicimiz, daha önce burun estetiği yaptırdım, tekrar yaptırabilir miyim? Revizyon burun estetiği dediğimiz, yani evet, çok sık da yaptığımız bir operasyon, evet, tabii ki yapılabilir. Yeni doğum yaptım,
Bebeğimi de emziriyorum, göğüslerime protez yaptırmayı düşünüyorum. Fakat emzirme esnasında protezin hasar görme ihtimali ya da patlaması söz konusu mu? Şimdi bu hasta için biraz beklemesini istiyoruz. Yani o beklesin. Emzirme bizim için daha önemli. Çok önemli, evet. Emzirme döneminde göğüs zaten normal formunu kaybediyor. Daha büyük oluyor. Evet. Yani eğer o esnada bir protez koymayı tercih edersek göğüsler küçüldüğü zaman daha böyle istenmeyen bir sonuç ortaya çıkabilir. Benim kendi pratiğimde daha doğru olan emzirme bittikten 6 ay sonrasında göğüsle ilgili bir operasyon yaptırabilir daha hastalarımız. Doğru. Daha doğru. Evet, şimdi Orhan Hocam WhatsApp fotoğraflarına geçelim arzu ederseniz. Bu arada izleyicilerimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz altta geçen WhatsApp hattından bizlere sorularını ve fotoğraflarını gönderebilirler. Birinci WhatsApp fotoğrafımız, burnumda et var. Nefes almama engel oluyor. Estetik anlamda da çok memnun değilim. Ameliyattan korkuyorum. Kapalı burun estetiği yaptırabilir miyim? Hem kapalı yaptırabilir, evet. Hem açık yaptırabilir. Evet. Bizim yani şöyle hocam, burun ameliyatlarında olmazsa olmaz yani en çok dikkat ettiğimiz şey hastalarımızın hava yolu pasajını açmak. Yani rahat bir nefes alması bizim için çok önemli. Evet, şekli mutlaka güzel olmasını istiyoruz ama şeklinden daha önemli. Şeklinden belki daha önemli. Yani mesela hocam kendinizden düşünün. Evet, ben evet, ameliyat olsam evet şekli çok güzel olabilir. Evet. Ama iyi nefes alamıyorsam ben mutlaka yani bu beni rahatsız eder. Kesinlikle. Gerek işte bir de insan ömrü kısalıyor herhalde. Değil yani mi? Yeteri düzeyde. Baş ağrısı yapabilir. Ne bileyim hani günlük aktivitelerini azaltabilir. Şekli güzel olsun, amenna. Evet. Ama daha önemlisi bence daha iyi bir nefes alsın. Anladım. İkinci fotoğrafımız lütfen. Burun kemiğimde eğrilik var. Nefes almama engel oluyor. Ayrıca burnum kemerli. Burun ameliyatı yaptırabilir miyim? Yani hemen. Hem kemerden hemen. Kurtulsun. Tabii. Hem de nefesi açılsın. Mutlaka yani evet. En çok yaptığımız işlem o zaten. Yani genelde zaten Türk insanının burun yapısı daha kemerli. Bir burun. Ve burunucu düşüklüğü. En çok bu şikayetlerle hastalar bize geliyor. Evet. Tabii ki kemer olduğu zaman ve burunucu düşük olduğu zaman nefes almada haliyle zor oluyor. Evet. Önce nefes ameliyatını yapıyoruz. Ardından istediğimiz şekli veriyoruz. Evet. Diğer bir fotoğraf. Burunucum düşük ve görünüş olarak hiç mutlu değilim. Estetik operasyonla düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Sadece evet. Eğer burunucunda bir düşüklük varsa hani kemeri yoktur, işte geniş değildir ya da hani buraya bir müdahale istemiyordur. Sadece burun ucu estetiği, bu daha da kolay bir işlem. Hani kemik kırmadan, şey yapmadan daha hızlı bir iyileşme süreciyle tip plasti dediğimiz burun ucu estetiği operasyonunu gerçekleştirebiliriz. Evet, diğer bir fotoğrafımız. Bel çevremde ve alt göbeğimdeki sarkıklık beni çok rahatsız ediyor. Karın germe operasyonu yaptırabilir mi? Yani hasta zaten elleriyle tutmuş, fazla cildini evet. Göstermiş. Hem liposuction hem de karın germe ikisini evet. Beraber kombine edip daha form, daha güzel bir karın elde edebiliriz. Evet. Yine diğer bir sorumuz. WhatsApp sorularımızla devam ediyoruz. Fotoğraflarımızla beraber. Çok fazla kilo verdim ve vücudumda sarkmalar meydana geldi. Karın germe ameliyatı yaptırabilir miyim? Ve işlem sonrası çok ağrım olur mu? Şöyle hocam, bu büyük ihtimalle obezite ameliyatı değil sonrasında mi? Ciddi kilo vermiş. Mesela bu hastamızda, mesela bir önceki hastaya göre bu hastada mesela cilt altında fazla bir yağ doku yok. Sanki sadece bir cilt sarkması var değil gibi. Mi? Karın germe yani gibi. Yani dört dörtlük bir karın germe operasyonu olur bu hastaya. Çok fazla ağrısı olur mu? Tabii ki karın germe böyle çok basit bir operasyon değildir. Değil, evet. Bir ya da iki gün hastanede kalmasını isteriz ama hastalarımız bu süreçte zaten gerekli ağrı kesicileri veriliyor. Ve bu ağrı kesiciler de hastanın konforunu oldukça yükseltiyor. Evet. Belli bir süre eğilerek yürümesini istiyoruz. İşte çok ağır kaldırmamasını istiyoruz. Bir miktar ağrısı olabilir mi? Olabilir ilk günlerde ama sonucu düşündüğü zaman ya da 1-2 hafta geçtikten sonra o fazla derinin gittiği, elbiselerine rahatça girdiği, onu mesela gördüğü zaman o bütün ağrılarını unutuyor hocam. Evet, geçici bir ağrı. Geçici evet. Bir ağrı, evet. Sonuç çok güzel. Evet, diğer bir fotoğrafımız ve sorumuz. Obezite ameliyatı oldum. Hala kilo vermeye devam ediyorum. Ne zaman karın germe ameliyatı olabilirim? Kilo verme tamamlandıktan sonra evet, bu operasyon değil olması kilo çok verme daha mantıklı. Tamamlansın. Evet, diğer bir sorumuz.
ve fotoğrafımız. Göbek ve bel çevremdeki fazla kilolardan çok rahatsızım. Liposuction yaptırmak istiyorum. Yaptırabilir miyim ve sonucu hemen görebilir miyim? Şimdi şöyle, korse takarız görür. Liposuction yaparız. Ya daha doğrusu hocam, hemen ameliyat bitiminde zaten fotoğraflıyoruz bütün hastalarımızı. Evet. Öncesi ve sonrası halini göstererek, yani orada sonucunu görür. Ama hastaların çok aceleci olmaması lazım. Tabii. Ameliyattan sonra belli bir süre iyileşme, ödem gidecek. Ödem oluşuyor vücutta. Evet. Yani liposuction yapılan alanlarda. Yani bu yüzden korse kullanmasını öneriyoruz hastalarımızın. Evet. Yaklaşık bir ay ya da 6 hafta gibi bir korse kullanım süresi oluyor. Eğer diyetine dikkat eder, bizim dediklerimizi harfiyen uygularsa 2 ya da 3 ay içerisinde net sonucu gözleriyle görür tabii ki. Diğer bir fotoğrafımız ve sorumuz, kilolarımdan dolayı göğüs bölgemde de büyüme meydana geldi. Liposuction yaptırsam göğüslerimde küçülüp düz bir hale gelebilir mi? İlginç. Göğüse pek liposuction yapmıyoruz. Göğüs yapmıyoruz. Küçültme operasyonu daha mantıklı bir operasyon. Evet, evet. Yani vücuttaki yağlı alanlar, İşte karın bölgesi, bel bölgesi, kol bölgesi. Tabii. Ya orada izole verebiliyoruz. Orada izole yağ oluyor hocam ama evet. Göğüste hani yağ dokusuyla beraber meme dokusu da var. Var. Yani meme dokusunu liposuction cihazı mümkün değil evet, yani oraya bir şey olmaz yani. Evet. Yine diğer fotoğraf ve sorumuz. Alt karın bölgemde yıllardır ayva göbeğim var. Birçok şey denedim fakat bir türlü kurtulamadım. Liposuction ile düz bir karın elde edebilir miyim? %100 elde ederiz bence. Harika. Yani çok güzel bir şey. Evet. Görsel hani liposuction için uygun hasta budur hocam. Değil mi? İdeal kilosuna yakın. Yakın. Cilt sarkması olmayan. Evet. Daha atletik bir vücut hattına sahip bir hastamız. Yani liposuction'dan en fazla fayda gören hastalarımız bu tarz hastalar. Evet, güzel. Evet, son WhatsApp sorumuz. Evet. Orhan hocam. Göğüs bölgem fazla şiş ve sarkık duruyor. Meme estetiğini ben de yaptırabilir miyim? Şimdi hocam aslında hiç konuşmadık belki bu şimdiye kadar. Ben bir jinekomasti operasyonundan bahsetmek istiyorum evet, aslında. Evet lütfen lütfen vaktimiz de var. Hiç konuşmadık yani şöyle hocam jinekomasti birçok erkekte oran yapabilirsek %30-%50 arasında. O kadar çok. Çok sık görülüyor. Çok hastaların kilosuyla alakalı değil hocam. Çok şişman insanlarda da oluyor. Çok zayıf insanlarda da oluyor. Yani jinekomasti bir tabir. Jinekomasti ne demek? Erkeklerde kadın tipi meme büyümesine verilen genel bir isimlendirme. Evet. Şimdi hocam erkekler işte bir gömlek giyiyor, dar bir şey giyiyorlar. Ya da bunları geçtim özellikle yaz aylarında bir denize gireceği zaman, havuza gireceği zaman utanıyorlar, sıkılıyorlar. Çünkü gereğinden yani, fazla bir göğüs hacmine sahip. Tabii yani bir kadın tipi yani bu şuna bağlı hani beslenme şeyleri olsun, alışkanlıkları olsun. Evet. Hareketsiz bir yaşam, genetik sebepler yani çok sık görülen bir şey. Yani ben inanın mesela plastik cerrah olmadan önce jinekomastinin bu kadar sık görülen bir hastalık olduğunu inanın bilmiyordum. Yani her gün hemen hemen bir ya da iki hastamız mutlaka bize operasyon için başvuruyor. Evet. 4-5 hastamız bize muayene için geliyor. Yani erkeklerde çok sık görülüyor ve çok basit bir operasyon. Çok yani hani sonuçları çok yüz güldürücü bir operasyon. Bir de bununla ilgili bir cihaz var değil mi hocam? Yani sırf üretilmiş. Tabii ki yani fonksiyonel bir cihaz. Fonksiyonel hani buradaki yağ dokusuna özgü bir cihaz tabii evet, ki bu. Evet. Oraya uyguluyoruz. Kısa bir operasyon yaklaşık 45 dakika 1 saat sürüyor. Genelde hemen hemen bütün hastalarımız aynı gün taburcu oluyor. Memnuniyeti en yüksek operasyonlardan bir tanesi. Jinekomasti. Aynen hocam. Bir o kadar basit ve memnuniyet oranı bir o kadar yüksek bir operasyon. Yani ben şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Erkeklerin yani özellikle genç erkeklerin işte bu... ya utanmasınlar, sıkılmasınlar, geçtiği heba olmasın. Yani, hocam, özgürce plaja çıksınlar. Bir de yazın daha çok artıyor. İnan mesela kış aylarında böyle kalın kazaklar giyiyorlar, işte montlar giyiyorlar. Evet, bir şekilde kamufle ediyorlar ama... yaz geldiği zaman ince bir tişört giyiyorsun. Evet burada bir göğüs yani hani bir fazlalık var. Hani o çok sıkıcı yani erkek açısından hani kötü bir görüntü. Gerçekten hani 45 dakika 1 saat süren bir operasyon. Yan etki görülmesi, komplikasyon görülmesi çok düşük bir operasyon. Başarı şansı çok yüksek. Memnuniyet oranı en yüksek operasyonlardan birisi. Ya çıksın çıksın gelsinler. Yani mutlaka eğer jinekomasti problemi varsa bir hastanın, bir erkeğin hiçbir şekilde çekinmesinler. Mutlaka bir plastik cerrah uzmanına gitsinler. Muayene olsunlar. Evet.
korktukları gibi bir operasyon değil. Kesi olmuyor. Tabii ki bu jinekomastinin dereceleri var. Hani benim kastettiğim %90, %95. Yüzey el olan. Tabii yüzey el olan, çok daha derin, ilerlemiş olan, hormonal rahatsızlıkları olan hastalarda tam kadın gibi göğsü olan hastalarımız oluyor. Tabii onda onlarda, ne yapıyorsunuz? Kesip çıkartıyorsunuz ayı. Tabii ki onlarda hani deriyle beraber meme dokusunu, ikisini beraber alıyoruz. Abi, çok, meme dokusunu da alıyorsunuz. Tabii ki meme dokusunu mutlaka almamız gerekiyor ama bunlar çok ilerlemiş vakalar. Peki meme dokusunu tekrar oraya dikiyor musunuz yoksa tamamen alıyorsunuz? Meme dokusunu tama yakın alıyoruz. Tama yakın alıyoruz. Tabii ki orada bir cilt kalınlığını sağlamak gerekiyor. Hani vücudun diğer bölgelerine göre bir uyum olması gerekiyor. Hani burası çok ince, karın bölgesi çok kalın, sırtı kalın gibi değil. İdeal bir şekilde sarkma olmadan düz bir şekilde yapıyoruz. O da çok sık yaptığımız bir operasyon evet, gene. Evet. Hocam dilinize sağlık. Yani estetikte aşağı yukarı değinmediğimiz hiçbir konu kalmadı. Evet, birçoğuna değindik. Birçoğuna değindik. Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah, sizin de. Ama malum bizim alanımız saç ekimi. Müsaadeniz olursa sizle beraber biraz saç ekimini de konuşalım istiyoruz. O da bizim bir parçamız aslında. O da bizim bir parçamız değil mi? Yani tabii estetiğin ki içerisinde örneğin 20 tane alan varsa işte burundur, kaştır, gözdür, yağ alma, saç da bunlardan saçta bir tanesi. Başlı başına bir alan. Evet, evet. Tabii. Yani saç ekimi de şöyle tabii biraz önce bahsettiğiniz jinekomastide %30-%40 oranında çok erkeklerde sık evet, görülen bir olay. Emin olun saç da böyle biliyor musunuz? Yani 3 kişiden bir kişi de mutlaka mutlaka ortaya çıkan genetik faktörler sebebiyle işte baba amcada dayıda varsa muhakkak kişide de ortaya çıkabiliyor. Kaçınılmaz son oluyor sanki. Evet, evet ya, bir de enteresan tabii ergenlik döneminde ortaya çıkıyor hormonların etkisiyle. Evet. Kişilerin işte o üniversite hayatı ya da iş hayatına tam geçiş dönemi. Stresin başladığı noktadan itibaren sanki saçlar dökülüyor hocam. Evet, sanki hani o sosyalleşme, iş hayatı, okul hayatı derken o stres sıkıntı yetmiyormuş gibi bir anda saç problemi de üzerine çıkıyor. Bir de hocam yani şöyle saç döküldüğü zaman kişiyi olduğu yaştan çok daha ileride gösteriyor. Yani çok yaşlı gösteriyor. Hastaya kesinlikle mesela bakıyorsun. 10 yaş daha ileride. 27 yaşında, 26 yaşında evet, ama saçlar mesela çoğu gitmiş yani. Evet. Neredeyse kellek evet, boyutuna gelmiş. Yani zannediyorsun ki adam 35-40 yaşında hayatın bütün yükü omzuna binmiş. Evet. Yani böyle bir şey ama bir saç ekimi oluyor. Yani kendini İnanılmaz buluyor sanki hastalar. Bir de şey enteresan. Tabii o yaşlarda özellikle benim gözlemlediğim, incelediğim 20 ile 30 yaş arasında hani hızlanıyor sanki. Hızlanıyor ve bu süreçte de kişi kabullenemiyor. Kabullenemiyor. Psikolojik travmatik etkisi çok daha fazla oluyor. Evet. Yani işte bir sosyal hayatta, ikili ilişkide daha bir çekimser oluyor. Ya da işte toplum içerisine girmede, kendini ifade etmede saçtan kaynaklı olduğunu düşündüğü bir takım başarısızlıklar yaşıyor. Ve çok duyduğum şeylerden bir tanesi. Ya her şey çok iyi. Param var, makam var, mevkim var. Gidiyorum bir takım elbise alıyorum. Çok güzel. Aynaya baktığım zaman kendimi o şekilde görünce mutsuz saçsız oluyorum. Saçsız gördüğüm zaman o takım elbise benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir anda hayata küstüğü söyleniyor. Buna sebep yani insanlar artık Türkiye şartlarında plastik cerrahinin içerisinde saç ekimi inanılmaz bir boyut kazandı. Evet. Yani bugün dünyada en fazla saç ekimi yapılan ülkelerden. Yani lokomotif Türkiye diyebiliriz evet, aslında. Evet, Türkiye. Onun için yani burada işte klinikler, hastaneler, bununla ilgili doktorlar, bununla ilgili sağlık personelleri inanılmaz bir deneyim ve tecrübe sahip oldu. Ben kendim biliyorum. Bir iki aletin geliştirmesine de bizzat tavsiyede bulundum. Yani bu saç köklerini almakta kullandığımız punchlar, birçok cerrahi aletler, teknolojik aletler de artık Türkiye'de üretiliyor. Evet, tabii ki. Dünyaya dağıtılıyor. Bu da gurur verici bir olay. Bakıyoruz bugün Amerika'dan, Brezilya'dan. Yani kıtalar arası bir şey aslında. Evet, yani Japonya'dan değil mi? Çok fazla. Şimdi hocam siz de bilirsiniz hani pandemi döneminde evet, turistler gelmedi. Evet. Yani seyahat amaçlı ama sağlık turizmi devam evet, etti. Yani pandemi evet, onu şey yapmadı, engellemedi. Hiç engellemedi. Yani evet, hormonlar çok enteresan bir yapı.
Pandemi yani, falan dinlemedi hastalarımız. Pandemi falan dinlemediler. Bir yolunu buldular ve seyahat ettiler. Onun için gerçekten de Türkiye'nin katma değeri çok yüksek bir turizmi, sağlık turizmi dönüşmüş durumda. Burada da gerçekten başarılı hekimler, klinikler, hastaneler lokomotif olarak bu işi yürütüyor. Kısaca süreç tabii, nasıl oluyor hocam? Hani, ben sorayım size mesela nasıl oluyor? Ben saç ektirmek istiyorum, yurt dışında yaşıyorum. Evet. Kaç gün gelmem lazım mesela? Kaç günümü ayırmam lazım? Ağrılı bir işlem mi? Evet, yani evet. Sizden dinleyelim hocam. Ya teşekkür ederim. Tabii yurt dışından gelecek kişilere önce şunu söylüyorum. Bir defa nereye gidecekler? Yani kimle muhatap olacaklar? Gidecekleri yerin Sağlık Bakanlığı'ndan bu işi yapma yetki belgesi var mı? Doktor var mı? Doktor var mı? Bu konuda sağlıklı bir ortam mevcut mu? Saç ekim müdahale birim odaları. İşte anestezi uzmanı var mı? Ne kadar tecrübeleri var? Maalesef ki hani malum dernek kurduk. Bu konuyla ilgili yönetmelikler ortaya çıkartmaya çalıştık. Ama bir türlü başarılı olamadık. Buna bağlı olarak da inanılmaz merdiven altı olayı çıktı saç ekiminde. Artık her mahallede nasıl ki bakkal, kuaför var, saç ekimi yapan yerler var. Yani bir defa kanmasınlar. Yani sadece araştırsınlar. İnternete yazsınlar, baksınlar oraya. Kesinlikle öyle. Detaylı araştırsınlar. Ondan sonraki süreçte işte muhakkak yazışmalarında kaç gün tutacağı, hangi uygulamanın yapılacağı, kaç greft ekileceği, o nereden alınacağı, karşısında fatura yani verip verilmediği. Soruları profesyonel cevaplar alıyor mu hastalar? Aynen. Kaçamak cevaplar almasın hastalar. Kesinlikle ve bununla alakalı da mümkünse mail yazışmaları olsun. Evet. Yani belge. Elinde bir belgesi olsun. Yarın bir gün yazık yurt dışından çıkıp geliyor, iznini ayarlıyor, zamanını ayarlıyor, parasını ayarlıyor, otelini ayarlıyor. Ortada kalmasın. Evet. Yani bununla ilgili elinde hukuksal olarak bak ben bu taahhütleri aldım diye bir mesela belgesi olsun. Mesela siz bana bu hastanede işlem yapacaktınız. Bir gidiyorsunuz çok farklı bir yer. Hiç alakası yok. Ben burada olmak istemiyorum. Evet. Paramı geri verin, vermeyiz. Öyle bir şey yok yani. Tabii, evet. Onun için öncelikli olarak buna dikkat etsinler. Onun dışında da hani herhangi bir kalp, şeker, tansiyon gibi ilerlemiş kronik bir rahatsızlıkları varsa muhakkak hekimlerine, saç hekimi olacak kuruma bunu bizzat bildirsinler. Baktılar herhangi bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Yazışmalar bitti. Çıksın gelsinler. Zaten Türkiye'de şu an paket şeklinde bu uygulamalar yapılıyor. Havalimanından karşılanıyor. Konaklayacağı otele götürülüyor. Ertesi günü hastanede bir takım tetkikler yapılıyor. Tetkikler. Kan değerlerine bakılıyor. Bir önden check-up yapılıyor. Ve burada çok önemli, ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Anestezi uzmanımız bizzat hastayı alıyor ve inceliyor. Evet. Değerlerine bakıyor. Tansiyonunu ölçüyor. Kan değerlerine bakıyor. Uygun olup olmadığına karar veriyor. Eğer uygun görüyorsa bu sefer bir planlama yapılıyor. Yani enseden alınacaksa ne kadar alınacak? İşte sakaldan alınacak mı? Açıklık düzeyi, nereye ne kadar ekilecek, hangi teknikler uygulanacak? Günümüzde malum işte saç ekimi bundan 20 yıl önce biz yaptığımızda foot tekniği. Tabii oradan bir cilt çıkartılıyordu. Evet, evet, bir dokuş yeriydi, çıkartıyorduk biz. Oradan da greftler tek tek ayrıştırılıyordu. Bu tarihe karıştı Türkiye için. Ama hala Amerika'da bu uygulama Avrupa'da yapılıyor. Ama günümüzde yoğun olarak %90 FUE dediğimiz tek tek köklerin verici bölgeden çıkartılarak mikromotor yardımıyla ya da manuel alınarak ihtiyaç olan bölgeye alındığı gibi gruplar şeklinde. Ama burada çok önemli bir detay var. Kıl köklerin yönleri çok önemli. Açıları çok önemli. Bir de şu var. Nasıl ki sizin boyunuzla benim boyum farklıysa, şeklimiz farklıysa kişilerin de greft boyları cilt altında farklılık arz ediyor. Aldığımız her bir greftin kişiye özel kanal açıcılarla ölçülmesi, olması gerektiği noktaya koyulması gerekiyor. Uygun yere koyulmadığı zaman tutmaz değil mi hocam? Hocam tutmuyor. Yüzeyde kalıyor, düşüyor. Derinde kalıyor, beslenmiyor. Derinde kalıyor, beslenmiyor ya da orada krater gibi çukurlar ortaya çıkıyor. Doğal evet. Olmayan görüntü ortaya çıkıyor. Bu gerçekten çok önemli bir detay. Yani her hasta için ayrı düşünmek lazım. Ayrı düşünmek gerekiyor. Burada tabii planlamada şu çok önemli. Yani öne hangi greftleri ekmek gerekiyor? Ön sıraya, ilk üç sıraya, ondan sonra hangi greftleri ekmek gerekiyor? Açıları çok iyi tayin etmek gerekiyor. Bunun hepsi tecrübe. Bunun tamamı tecrübe.
Buna bağlı olarak tabii bu yöntemlerin içerisinde kanal açıcı olarak kullanılan safir uçlar var. Ya da işte safir uçta hiç kullanmadan, peki safir uç nedir? Kristal bir uç. Hiçbir travma oluşturmadan, o bölgede hiçbir sıkıntı şu anda ekranda görüyoruz. Teşekkür ediyorum bu arada. Yani saydam bir cam gibi kristal bir uç. Hiçbir iz bırakmadan kıl köklerinin yerleştireceği yuvalar açılıyor ve tek tek oraya yerleştiriliyor. Bunun dışında yine uygulanan bir teknik var. DHI tekniği dediğimiz. Kalem tekniği. Bu da kıl kökleri enseden alınıyor. Alınan kökler kalem gibi bir aletin içerisine yerleştiriliyor. Ve bu bunun yardımıyla alıcı sahaya direkt hem kanal açarak açma işlemi hem de yerleştirme işlemi ikisi bir aynı arada. Aynı anda uygulanıyor. Ve son zamanlarda çok da keyif aldığımız, çok da başarısını gördüğümüz, malum plastik cerrahide bugün ortopedide birçok uygulamada, dermokozmetikte uygulanan kök hücre tedavisi uygulamalarımız var. Bunda da saç ekiminde kulak arkasından kıl kökü folikülünün olduğu bölgedeki yağlı hücreler alınarak özel bir işlemden geçirtiliyor. Daha sonrasında bu hücreler ekim yapılacak bölgeye enjekte ediliyor. Evet. Bir nevi yani toprağı nadasa bırakmak gibi. Yani verimini arttırmak adına o bölgeyi gübrelemek gibi bir olay. Peki faydası ne? Ekilen saçların yaşama şansı artıyor. Daha kalın oluyor belki de. Daha kalın, iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ekilen saçların çıkma hızını arttırıyor. Ve buna bağlı olarak belki yani oraya kök hücre enjekte edildiği zaman var olan saçlar da daha gür çıkmaya başlıyor ya da içeride tam çıkamamış saçlar varsa onları da çıkmasını sağlıyor. Bir de tabii burada şöyle göstereyim ben. Çok küçük kıl folikülleri var. Yani diyelim burada 3 tane görüyoruz. Aslında dibinde 2 tane daha var. Evet. Onların gözle göremiyoruz. Bunların beslenme düzeyini arttırdığı için ekilen çıkan grep miktarı da ekstra fazla 3 çıkıyor. 3 bin diyoruz belki 5 bin oluyor. Yani o kadar olmasa da. Yani örnek de, tabii aynen, ki. Aynen. Bu da ciddi anlamda fayda sağlıyor. Bunun dışında tabii saç ekimi uygulamalarında saç ekimi tabancamız var. O bölgeye kök hücre uygulamasında çok efektif, ergonomik bir uygulama sağlıyor. Daha sonrasında saç ekimi sonrasında saç lazeri dediğimiz uygulamalarımız var. Bu uygulamalarla o bölgedeki kan dolaşımı hızlanıyor. Ekim yapsak da yapmasak da dökülme sürecinde ya da zayıflayan saçları güçlendirmek adına da bu tarz uygulamaları yapıyoruz. Ama bunun öncesinde biraz önce bahsettiğimiz gibi saç ekimi müdahale odalarımızda monitörümüz var. Evet. Anestezi uzmanımız var. Anestezi teknisyenlerimiz var. Konusunda uzman hemşirelerimiz var. Peki burada saç ekiminin en sıkıntılı kısmı Orhan Hocam lokal anestezi. Evet. Yani malum siz de hani botokstur, dolgudur bir takım uygulamalar yapıyorsunuz lokal anesteziyle. Bu lokal anestezi kafa bölgesindeki sinir uçları çok daha fazla ve yoğun olduğu için. Şimdi hocam ben sözünüzü böldüm. Lütfen. Araya girdim. Yani büyük bir alan hem verici saha hem alıcı saha için yani orayı komple uyuşturmak yani biraz zor olabiliyor. Zor, çok geniş. Biz bunu mesela neyle destekliyoruz? Hani sedasyon dediğimiz damar yolunda işleme başlanmadan önce hastayı sakinleştirici ve ağrısını azaltıcı ilaçlar veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra lokal anesteziyi çok rahat bir şekilde yapabiliriz mesela. Tabii. Yani sadece lokal anestezi biraz hasta için de konforu düşürebiliyor. Yani hani sedasyonla kombinelediğimiz zaman konfor çok da artıyor. Hem hasta için hem bizim için. Kesinlikle öyle. Hasta hiçbir şekilde hissetmiyor. Mesela oluyor, ilaç veriliyor, uyuyor ondan sonra hastamız. Tabii. 4 saat sonra kalkıyor, işlem bitmiş mesela. Bu da çok önemli. Tabii çok önemli. Bir de bakıyor ki işlem bitmiş. Bir de o aradaki süreyi hatırlamıyor. Yani bu da çok önemli. Heyecanını azaltıyor, stresini azaltıyor. Tabii. Yani tabii burada biz bunu çok önemsiyoruz ve diyoruz ki hani anestezi uzmanının olmadığı, plastik cerrahın olmadığı ve monitör uygulamasının olmadığı yerlerde mümkün olduğunca saç ekimi yaptırmayı şahsen uygun görmüyoruz. Muhakkak buradan saç ekimi yaptıracak izleyicilerimiz,
danışanlarımız, hastalarımız buna dikkat etsinler. Peki saç ekimi oldu. Bir 6-8 saat süren bir işlem. Bir bandaj yapılıyor Orhan Hocam. Ödem. Yani şişlik bir ödem olmasın. Diye, evet. Ve verici bölgeden alınan köklerin oradan ufak tefek sızıntılar olmasın diye. Üçüncü gün bu bandaj çıkartılıyor ve ilk yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu yıkama işlemiyle beraber... Kabuk dökme dediğimiz... Evet, o bir hafta 10 gün sonra... Bir hafta 10 gün sonra. Çünkü o yıkama işleminde de yıkamayı dokunarak yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü daha çok taze, çok yeniler. İlk bir hafta çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çarpmayacak, vurmayacak, herhangi bir darbe almayacak. Ama 10. günden sonra hafif hafif ovalayarak o ekim yapılan bölgedeki o kabuklanmalar dökülüyor. 3 hafta sonra biz düğün öncesi estetik dediğimiz bir operasyon ortaya çıkıyor. Çok rahat, kiri sakal gibi hiç ekim olduğu belli olmayan bir görüntüyle günlük hayatına, yaşantısına çok rahat dönebiliyor. Fakat burada çok sevinmesinler. 4. haftadan sonra o kılavuz dediğimiz cilt yüzeyindeki o kıllar dökülüyor Orhan Hocam. Evet. Ya ama endişe etmesinler, çünkü cilt altında kökler var. Ayda 1-1,5 santim uzayan, bunun için daha oradan, güçlü bir şekilde gelmesi için evet, üstten dökülüyor birazcık. Dökülüyor. 3. aydan sonra saçlar kirli sakal gibi çıkmaya başlıyor. 6 ay, 8 ay, 12 ay içerisinde genel anlamıyla %80-90 saçlar çıkıyor. Ama yaş durumuna bağlı olarak 18 ayı buluyor ve ondan sonra da kişi ömür boyu kalıcı, sağlıklı saçlara kavuşuyor ve istediği gibi tarayabiliyor, istediği gibi şekil verebiliyor. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Hocam sizin de ağzınıza sağlık. Bu arada yayınımızın da sonuna geldik. Su gibi aktı geçti gerçekten. Evet, su gibi, her zamanki gibi. Güzel bir program oldu. Yine izleyicilerimiz WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirler, sorularını gönderebilirler. Detaylı bir şekilde kendilerine dönüş yapabiliriz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir Pazar Sohbeti programının daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın.